2024'te e, burçları hani kim kimleri neler bekliyor? Kimler şanslı, kimler şanssız daha az şanslı diyelim. Şöyle öncelikli olarak koçlar için çok radikal kararlar var. Çoğu koç evlenebilir de boşanabilir de. Yani bu herkesin Kritik. haritasında <laughs> evet yerleşime bağlı. Özellikle terazi ve boğalar için ve koçlar için evlilik noktaları çok fazla tetikleniyor. Evliler için eğer toksik bir evlilikse veya zorlanan bir ilişkiyse bitiş kararı alabilirler. Ama bekar bir eğer koç terazi boğadan bahsediyorsak onlar da bir evliliğe bir radikal karara adım atabilirler. Aşk ve para konusunda ve kariyer konusunda en şanslı burçlar ise Boğa, Akrep, ikizler Yay. Onların yılı diyebiliriz 2024. Güzelliklerle gelsin inşallah. İnşallah. Ve özellikle yine Koç, Terazi, Balık ve Başaklar için de. Tamamen e, konum değişikliği, belki işte misyon değişikliği, işte mesela bir meslek yapıyordur ama farklı bir yere yönelir. Böyle bir değişiklik ve hedefler noktasında özellikle kurban psikolojisinde çok olan balıklar 2024'de gümbür gümbür giriyorlar mesela. Hakikaten çok büyük değişiklikleri tetikliyor ve ikizler ve boğalar aslında en şanslı burçlar diyebiliriz 2024'te. Hmm yükseleni olanlar ve haritasında da boğa ve ikizlerde gezegenleri olanlar da aynı etkiyi alır bu arada. Peki 2024 yılında e, ülkemiz şanslı mı? Şanslı bir ülke olacak mıyız? Temmuzdan sonra diyebiliriz. Yani bir ilk yarısı biraz sıkıntılı devam edecek. 2024'ten sonra şimdi Bizler e, Başak vurgularıyla aslında topraklar altından çıkabilecek bazı e, konulara işaret ettik. Bu biraz böyle e, alay konusu oldu ama e, çok da dediğiniz gibi takılmıyorum. İşte arkeolojik kazılar, işte belki benzinle, borla, madenle ilgili veya benzeri materyallerle ilgili bulunacak maddeler. Şimdi bunlar tabii ki devlet tarafından bir anda bize açıklanmaz. Her şeyin bir hazine kazandırılması ve işlenmesi var. E, belki hatta 29 Ekim tarihiyle beraber bunu böyle yavaş yavaş duyurmaya başlayabilirler. Ama bunlar bizim bütçemize biraz böyle Temmuz aylarında, 2024 Temmuz aylarında katkı sağlamaya başlayabilir. Neden Temmuz? E 2024'ün ikinci çeyreğiyle beraber çok daha evet. rahat göstergeler var. Artık hani Uranüs biraz rahat bırakıyor. Jüpiter'in geçişleri vesaire derken biraz daha rahatlamaya doğru gidiyoruz. Çünkü eee Plüto altıe hattı dediğimiz bir destek var haritada. O bizi böyle biraz Sıkan bir sistemde. Satürn balıkta otorite figürleri ve siyasi liderleri de bize işaret ediyor. O yüzden gerçekten biz zor bir 2023'ten çıkıyoruz. Ve toparlanma süreci 2024 Haziran, Temmuz gibi. Ama şu değil. Bir anda her şey çok güzel olacak değil. Evet zamanla. Tam zamanla. Keskin bir düzelme istersek biraz 2026'yı bulabilir bu süreçler. Evet yani aslında biz toprakları çok zengin. Ee, evet. çok kıymetli, değerli bir ülkeyiz. Ee, böyle şanssızlıklar olabiliyor, işte depremler, seller, bir sürü şey yaşadık çok maalesef. Ee, bunun üzerinden yani ya altından kalkmaya çalışıyor, çalışıyoruz diye evet. ülkece. çok zor dönemler yaşadık. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun Ahim. inşallah 2024 bize daha iyi gelir. Her gelen yıl sanki daha kötü geliyormuş gibi geliyor ama e, nereden baktığımıza bağlı ve ne yaşadığımıza bağlı. Tabii. Herkes için aynı şey geçerli olmayabiliyor. olmayabiliyor. Yani 2023 bazı kesim için gerçekten zor bir yıl. ...bazıları için aslında öyle değil. Aslında biraz evvel dediğiniz gibi... ...herkes hangi pencereden baktığı ile ilgili... ...komşumuzun baktığı pencere farklı... ...bizim baktığımız pencere Doğru. farklı. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki... ...sizin de biraz evvel dediğiniz gibi... ...biz topraklarıyla çok güçlü bir ülkeyiz... ...ve üretmemiz gerekiyor. Ee, şimdi 6 Şubat depremin... ...ne yazık ki tarıma çok büyük bir sekte vurdu. Çünkü evet. aslında Anadolu'da... ...çok fazla üretme kapasitesi vardı. Şimdi devlet tarafından... ...ben açıkçası bekliyorum ekliyorum 14 Ekim'le beraber KOBİ'lere destek, çiftçilere, tarıma, üretime. Eğer bu destekler gerçekten çıkarsa ve gerçekleşirse aslında tarımda biraz daha iyi bir noktaya gidebiliriz. Çünkü aslında beklenen bir buğday kıtlığı var Hı -hı. maalesef ki. Ee, ama bunu çok az zararla da atlatabilecek bir ülkeyiz. O yüzden ben çok kıtlık açısından Türkiye'de çok büyük şeyler yaşayabileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Hı -hı. Ama bazen şöyle oluyor ya bunu COVID döneminde yaşadık. Ee, işte aslında bir maddenin fiyatı 100 lira ama herkes onu almaya başladığında 200 lira oluyor. Sıvı yağlarda yaşadık evet, mesela. Evet maalesef. Aslında bir sıvı yağda. Fırsatçılık. Evet. Damar. Üretim problemi de yoktu. Kıtlık da yoktu. Ama provokasyonlar başladı. Bununla ilgili kıtlık olacağı söylendi ve insanlar onu e, dediğimiz gibi yağmalamaya başladı. Evet. Eğer bu bilinçte sürekli birileri konuşmaya devam ederse buğdaydaki o olmayan kıtlığı biz yaratırız. Evet. Ama yine de her şeye karşı her zaman temkinli olmak, üreten taraf olmak bizim ülkemiz için çok kıymetli ve devlet tarafından çok ivedi bir şekilde buraya destek gelmesi gerekiyor. Hı hı. Ürettiğimizi dışarıya ihraç etmememiz gerekiyor. Yani ilk önce burada kalması gerekiyor birçok şeyin. Ama tabii ki bunlar devlet kararları. Bizler evet. e, astrolojik olarak öngeri yapıyoruz ama buna da karışamayız <laughs> yani kimsenin maalesef. Kimsenin bir şeyden bence korkmaması lazım. Biz asla aç kalmayız. Gerçekten evet. kalmayız. Çünkü ülke topraklarımız çok kıymetli ve değerli. E, kimsenin oyununa da gelmemek lazım. Evet. E, hepimize yetecek kadar her şey var. Çok şükür. Evet. E, i̇nşallah dediğim gibi herhangi bir büyük olay afet bir evet. şey yaşamayız. E, o yönde de dualarımız belli. Evet. Provokasyonlar <laughs> her zaman oluyor. Mesela ben şu anda sosyal medyaya girdiğim girdiğimde şunu görüyorum. Kapanacağız, eve kapanacağız, işte Koku kısıtlanacağız vesaire. Bu her zaman oldu, olmaya da devam edecek. Önemli olan bir kesimin bunu fark etmesi ve o o o söyleyenlere karşı algılarını kapatması. Çünkü bir cümle yazıyorsunuz o ona gidiyor, o ona gidiyor, o ona gidiyor. Elbette ki olumsuz tabii ki birçok şey var ama yani çok büyük bir kapanma ben astrolojik olarak göremiyorum. Hı hı. Kısıtlamalar elbette olabilir bir takım ama çok büyük bir kapanma beklemiyorum. Yani bence bu korku psikolojisi insanlara verilmemesi gerekiyor. Evet ya artık önceden ben çok korkuyordum da dedim ki ya bundan sonra böyle yaşayacağız belli oldu. Evet, evet. hani Her sene bir şey çıkacak. Çıkacak. Herhalde bir şey olacak. Ya ona göre yaşayacağız. Ee, o, yani size mantıklı gelen şey alıp cebinize koyarsınız. Mantıklı değilse yapacak bir şey yok artık. Yok yani o yüzden bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü kova süreci başlayacak. 11. evdeki Uranüs'ün toplumsal olayları, provokasyonlar bunlar hep zaten. Biz özellikle Nisan, Mayıs'a kadar bunu hep duyacağız. Zaten Mayıs'tan sonra biz bu varyantın adını da duymayacağız. Seneye başka bir varyant adı duyacağız. Yani i̇sim değişiyor. İsim Sürekli bir şeyler hı hı. olacak. Yani bu belli ki böyle devam edecek. Bundan tabii, tabii. sonra böyle bir yeni dünya düzeninde maalesef. ilerleyeceğiz maalesef. maalesef. Ee, eskisi gibi olmayacak hiçbir şey keşke olsa. Çok özlediğimiz günler var elbette. Ee, evet. Peki ABD ekonomik krizinde ne gibi değişiklikler olacak Şimdi ABD ile ilgili... Ülkemizden çıktık. Evet artık sınırları aşalım. <laughs> evet. Şimdi Amerika özellikle ekonomiyle ilgili şu an çok duyurmasa da çok büyük bir sıkıntı da aslında. Asya hmm. piyasalarıyla piyasaları ile ilgili büyük bir sıkıntı bekliyor zaten. Ee, özellikle Tayvan'la Çin gerilimleri başlamak üzere. Çünkü ben bunu çok eskiden e de söylemiştim bir sene evvel. Çünkü hepsi Tayvan'ı almak istiyor. Çünkü teknolojinin yeri orası çipler vesaire. Amerika ile Çin arasında böyle bir e, problem var. E, tabii ki Çin o konuda başarılı çıkar Amerika'yı alt etmek noktasında ama e, bu dönem özellikle Kasım ayı ile beraber e, 2024 girişleri e, yine destekleniyor. Ciddi bir piyasalarda iflasları görebiliriz, sıkıntıları görebiliriz. Burada bizi ilgilendiren konu ne? Şu oradaki piyasaların alt üst olması bizi de maalesef ekonomik olarak etkileyebilir. Hı -hı. Aslında ben insanlara beni çok fazla yanlış anladılar ama Sayın Şimşek'in sözü olduğu için o yüzden kemer sıkmaya çalışın dedim. Yani ihtiyacımız yoksa almayalım. Hani bir ceketten bir tane tamam hadi iki tane aldık harcamayalım. Çünkü oranın piyasası bizi etkileyebilecek pozisyonda. Aynı zamanda da e, dediğim gibi dijital para sistemine doğru gittiğimiz için de kağıt paralarında bir değeri kalmayacağı için riskli zamanlar. Ama şunu demiyorum dolar düşecek 10 lira olacak 15 lira olacak demiyorum tabii evet, ki. Evet o artık hani öyle bir yani, dünya yok maalesef. Evet bu birkaç ay içerisinde ekim tutulmalarıyla onu bir baskılarlar. Muhtemelen düşüşe gider dolar ama 2024'te yani yine devam eder yükselişi. Hı hı. Altında kalın. <laughs> Bendeki Sayın mert başaran kafası. Evet. Altın da kalın. <laughs> Biz Türk milleti olarak severiz. Şöyle bir altınımız olsun bir köşede bir kenarda. Evet ya aslında İllaki çok güvenli bir Yani bir iki yatırım. parça bir şey de olsa evet. olsa iyi olur yani değil mi? Evet yani Afrika ülkeleri niye sömürüldü? Altın yüzünden. Fransa'nın hiçbir rezervi yokken dünya rezervi olmaya başladı. Hı hı. Yani Fransa'da çok e, yüklü bir miktarda altın var. Demek ki bu kadar kıymetli ki bunun evet. için e, sömürge yapmaya devam ediyor. Yani herkesin bir bildiği var demek ki bu kadar altın e, ön plandaysa. Tabii değil mi? yani işte dediğim gibi bizim için dolar neyse e, Amerika için de altın o. Evet. Yani öyle bakabiliriz aslında olaya ve zaten e, altınlarla ilgili de e, devlet çepesinden halk tarafına bir işte denetleme, alımda bir sıkıntı, işte altın olanın çıkarması konusunda baskı gibi bir şey gelebilir zaten. Hı, hı. Peki var mı sizin eklemek istediğiniz? Yani Tulba ben şunu da anlatmak istiyorum dediğiniz. Ya özellikle bu Aflar çok merak ediliyor. Bana çok <laughs> yazıyorlar. Ee, sizin varsanız onlara bir cevap vereyim en azından. Şimdi Koç Terazi aksı tutulmaları özellikle 2026'ya kadar Aflarla ilgili gündemleri tetikliyor aslında. Ama hani 2026'ya kadar dedik ya biz onun ne zaman gerçekleşeceğini maalesef bilemeyiz. Ama şöyle bir gösterge var ki 28 Ekim itibariyle belki aflarla ilgili devlet cephesinden bir açıklama gelebilir, bir karar gelebilir. Ee, bunu da merak eden mahkum yakınlarına özellikle söyleyeyim çünkü çok fazla soruyorlar bu konuyu. İkinci uyarım da şu olacak: e, salgın hastalıklarla ilgili üçüncü kez aynı. Hatayı yapmasınlar. Hmm, anladım. <laughs> Bence onlar anladım. da anladılar. <laughs> Çünkü onunla ilgili bir şey başladı süreç. Tekrar hani olanlar tekrar olsun gibi vesaire. <laughs> ee, çok Artık ben yüzde elli bir kesimin uyandığını düşünüyorum ama hani bir gaflete gelip öyle bir hata yapmasınlar tavsiyem. Yani hazır Hı -hı. orada bırakmışken ...düzenli hacamatla en azından belki o süreci atlatab atlatabilirler veya atlatmışlardır. Tekrar aynı oluşuma kendilerini sokmasınlar en azından. Ee, süreçte okullarla ilgili çok merak ediliyor. Kısmi kapanma olacak mı, online olacak mı diye. Şimdi bizim Genel Zodiyak'ta baktığımız üniversiteler evinde bir hibrit e, eğitim gibi bir sistem gözüküyor. Ama bu çok net çalışır mı bilemiyorum. E, ama ilkokullarda bir kapanmadan ziyade... Ben şunu bekliyorum. Belli bir zaman belki online, belli bir zaman okulda devam edebilirler. O da çünkü çok fazla enfeksiyon hastalıklarının yoğun olduğu bir kış ayına gireceğiz. Ve ondan dolayı çoğu çocuk okula gidemeyeceği için böyle bir karar alınabilir. Ama ben kesinlikle bu COVID dönemindeki gibi artık tamamen uzaktan bir eğitim beklemiyorum. Aynı kapanma gibi beklemiyorum. Evet. Belki üniversitelerde olabilir ama. Evet. Yani zaten artık bu Doğal bir döngü. Okula başlar başlamaz hastalıklarda velilere geldi. Evet. Çünkü bütün arkadaşlarım hasta çocukları olanlar, e, evet. ailece hasta oluyorlar maalesef. Yani eğitim da... evet. Ya eğitim kapatılmasın. Ya Hanım Ben evet. çok karşıyım buna. Çünkü Size kızlarınız var. Evet, Ancak, siz, e, evet. Elif sizi kamera arkasında seyrediyor şu an çok <laughs> Çünkü tatlı. Çünkü online eğitim çok zor ve şu anda Covid dönemi çocukları orta birinci sınıfa başladılar ve gerçekten temel seviyeleri çok ciddi sarsılmış durumda. Tabii. Aileler toplamak için dershaneler lere gönderdiler, özel kurslara gönderdiler ve bu ekonomide bir para harcadılar. Ve çoğu da şu an özel okula veya dershaneye gidiyor yine ciddi bir para harcadılar. Bence veliler bu taraftan düşünülmeli. Sayın Yusuf Tekin'in de ben bu konuda velilere destek olacağını umut ediyorum. Hı -hı. Bir veli olarak ben evet. de. <laughs> Çünkü gerçekten online eğitimle olmuyor. Yani çocukları biraz bilgisayar karşısına tutabilmek mümkün değil. Eğer kendilerine evet. hitap eden bir şey yoksa oyun. Şimdiki Değil çocukların şey... hepsi zaten şey hiperaktif. Evet. Yani 15 dakika durur, hala. Kesin de duramıyorlar. Evet. Ya umarım böyle süreçler yaşamayız ama e, gerçekten e, zor anlayabiliyorum herkesi bunları konuşurken bizlere de anlatmak çok zor. Evet. Kendinize mutlu olacak şeyler edinin, meditasyon yapın, şifa çalışmaları yapın, inancınıza göre dua edebilirsiniz. Rahatlamanın bir yolunu bulmak çok önemli çünkü gerçekten 2020 yılında hepimizin tekamül süreci de hızlandı, uyanış süreci de hızlandı ama psikolojisi gerçekten çok bozulan Tabii. insan oldu. Çoğu evlilik bitti vesaire. Evet, uzun süre evde fazla kalınca çok fazla daha kaldı. yakından tanıma şansı olmuş olabilir. Maalesef <laughs> çoğumuz temizlik hastası olduk. Ciddi zararlar verdik kendimize. Ben bunlardan birisiyim mesela. Yani Covid bitti ama ben mesela kronik ürtüker hastası olarak çıktım bir anda. Gerçekten çok zor. Bedenimizi, sağlığımızı, ruh sağlığımızı korumamız çok önemli. Elbette ki zor dönemlerdeyiz ekonomik olarak ama hepsi geçecek. Buna inanmak gerekiyor aslında en başta. Hadi inşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok ederim Çok teşekkür ağırladığınız ediyoruz ağırladığınız bizlerle için. olduğunuz için. Yeniden sizleri burada ağırlamak isteriz. Her Şu tutulmalardan zaman. sonra bakalım neler oldu, neler Tabii. olmaya devam edecek. Neler devam edecek. Bunları evet. tekrardan konuşuruz inşallah. 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 Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.